Anne, evde 3 gelin var. Neden kendi yemeğini pişirmen gerekiyor? Birilerine mi kızdın yine? Anne, Tanrı'nın izni ve senin çok çalışman sayesinde evimizde her şeyimiz var. Huzurlu bir hayat isteyebileceğinden daha fazlası var anne. Ama sen mutlu değilsin anne. Neden herkesi kendinden uzaklaştırıp bu acıya göğüs germeye çalışıyorsun? Buna anlam veremiyorum anne. Harika evladım. Ben kendi yemeğimi yapıyorum işte. Diğerlerini rahatsız etmiyorum. Kimsenin mutluluğunu engellemiyorum. Peki siz neden şikayet ediyorsunuz? Beni yalnız bırakın. Git buradan. Anne, eğer bize kızarsan... Tabii ya. Evde herkesin benim için ne kadar endişelendiğini çok iyi biliyorum. Şimdi git Byron. Beni rahatsız etme. Anne, ben sadece... Ne istiyorsun Byron? Yemek yemeyi tamamen mi keseyim? Sen gittiğin zaman ben evde yalnız kalacağım. Ne diyorsun sen Sugna? Bütün aile burada. Göreceksin. Senin için güzel kasetler getireceğim. Onları dinlerken 2 gün geçecek. Farkına bile varmayacaksın. Al bunu. Şimdi gülümse. Gülümse hadi, yoksa seni bırakıp gidemem. Sugna, eğer sen üzülürsen ben nasıl seni bırakıp gideceğim? Hem gitsem bile aklım sende kalacak. Tamam. Bir yere gitmeyeceğim. Eğer bu kadar önemliyse çapura kendi gitsin. Gece soğuk olur. Bunu yanına al. İşini bitir ve sonra hemen evine geri dön. Tamam. Sen iyi bir kızsın. Şimdi mutlu bir şekilde gidebilirim. Şiyam, gitmeye hazır mısın oğlum? Evet anne. Kahvaltı yapacak mısın? Hayır, otobüs saati geldi. Ama kahvaltı yapmadan... Anne, hadi ama merak etme. Sugna bir sürü şey hazırladı. Onları otobüste yerim. Yo. Aç karnına gitmene izin veremem. Kahvaltı yapmalısın. Gelin, al bakalım. Sütün burada. İç bunu. Gel hadi. Hey, hey, hey.
Kendimi mi yoksa seni mi teselli etmeliyim bilmiyorum. Ama bu iki günü nasıl geçireceğimi de bilmiyorum. Gidelim mi? Annem bizi kahvaltıya bekliyordur. Gidelim. Hadi Bhavani, şu bavulu dışarı çıkar. Ben oğlanı yolcu edince dosdoğru ambara giderim. Öğle yemeğimi oraya gönder. Tamam. Sen de işlerini bitir, sonra dışarı gel. Seni orada beklerim, tamam mı? Tanrı yardımcın olsun. İyi yolculuklar. Kendine çok iyi bak oğlum. Peki anne. Sen de Sugna'ya iyi bak. O utancından bir şey söyleyemez. Biliyorum. Sen merak etme, ben yanında olurum. Sen işini bitir ve bir an önce evine geri gel. Hoşça kal. Badem sütünü içtin mi? Hayır anne, şimdi içerim ama. Lütfen kızım, sütünü iç ve dinlen. Sonra odana senin için kahvaltı göndereceğim. Neden anneciğim? Ben mutfağa gelirim. Hayır, sen neden mutfağa gelesin kızım? Yengemle ben hazırlarız. Sen git, git dinlen, hadi. Hadi. Tamam. Merhaba kızım. Bugün öğle yemeğine ne hazırlayacaksın? Ben de yanına geliyordum yenge. Şiyam'ın babası da yemeği ambara istedi. Hadi gidelim. Hey! Ne oldu kızım? Aman Tanrım! Ne oldu? Neden böyle bağırdın? Bu sütü kim döktü? Bilmiyorum amca. Odama geldiğim zaman o yere dökülmüştü. Aman Tanrım! Sütün içinde zehirli kertenkele mi varmış? Eğer süt dökülmeseydi... Zehir mi? Bu nasıl olabilir? Ona sütü ben kendi ellerimle getirdim. Hayır. Kızım,
Bu mümkün değil. Isıtırken içine bir şekilde düşmüş olmalı. Sen de farkına varmamışsındır. Aman Tanrım. Tanrı bizi çok büyük bir faciadan korudu. Eğer Sugna'ya bir şey olmuş olsaydı ailesinin ve Şiyam'ın yüzüne nasıl bakardım ben? Hayır. Bundan böyle ne yerse ve ne içerse önce ben tadına bakacağım, sonra ona vereceğim. Hayır anne. Öyle bir şey olamaz. Yengem haklı. Isıtırken içine bir şey düşmüş olma ihtimali var. Ya da kertenkele. Hayır yavrum. Eğer sana bir şey olmuş olsaydı hayatım boyu kendimi asla affetmezdim. Hayır anne. Bundan sonra bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Evet kızım. Sugna şimdi bizim sorumluluğumuzda. Ona göz kulak olmamız çok önemli. Orada dikilip duracak mısınız? Bir hizmetli çağırın da şurayı hemen temizletin. Sen burada ne yapıyorsun? Git buradan. Bu sabah annem sabah duasına bile gelmedi. Dün kendi yemeğini kendi pişirdi. Bugün de öyle. Ne? Kimse bana bundan bahsetmedi. Sen dün gece çok geç geldin. Yani? Bana söyleyemedin mi? Bu sıradan bir olay mı? Evde bu kadar insan varken annem kendi yemeğini kendi yapıyor. Ve siz ikiniz de izlemeye devam ediyorsunuz. Ablamla annemi durdurmaya çalıştık ama... Bayron, annemin öfkesinin zamanla azalacağını düşünmüştüm. Bu sefer sanki daha farklı. Abi, ben de onunla konuşmaya çalıştım ama bir türlü... Kimseyi dinlemiyor ki. Onu bu durumda yalnız bırakamayız. Hayır Bayron, bu çok basit. Anandi'yi eve geri getirmek için ona karşı çıktık. Bu evden ayrılmaya hazırdık. Onu incittiğimiz ortada. Sanırım bu sefer çok kırıldım. Sana katılıyorum abi. Ama ne yapmamız gerekiyor onu söyle bana. Eski defterleri kapatalım. Ama şimdi hepimizin anneme göz kulak olması gerekiyor. Eğer kendini hepimizden uzaklaştırırsa hastalanabilir. Tanrı korusun, bir şey olur. Ona ihtiyacımız olmadığına dair yanlış anlamalarını düzeltmek çok önemli. Bu evde hiçbir şeye hakkı olmadığını düşünmemeli. Annem her ne söylerse ya da yaparsa onun sözünü ciddiye almalıyız. Ya annem yanlış bir şey söylerse? Ne dedim ben? Kimse annemin sözünden çıkmayacak. Bu evde onun bütün emirlerine uymak zorundayız. Haklısın abi. Anneme bu eve ve aile üyelerine olan inancını tekrar kazandırmalıyız. Ama şimdi hepimizin anneme göz kulak olması gerekiyor. Annem ne isterse o yapılacak. Bu evde onun bütün emirlerine uyulacak. Heh.
Elime çok iyi bir fırsat geçmişti. Ama bu planım nasıl oldu da işlemedi merak ediyorum. Şu an bütün sorunlar kökünden çözülmüş olabilirdi. Ama şimdi... Şimdi... Herkes dikkat kesildi. Benim de artık adımlarımı dikkatli atmam gerekiyor. Ama anlamadığım bir şey var. O bardak yere nasıl düştü? Burada ne yapıyorsun sen? Defol git buradan. Kız mı yaptı acaba? Babaanne. Buraya ne diye geldin? Sana çay getirdim. Ben bir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Senin yüzünü de görmek istemiyorum. Ama sen o kadar inatçısın ki... bir şey söylesem asla anlamayacaksın. Onu da al. Ve buradan git. Babaanne, şu ana kadar yaptığım bütün hatalar için senden özür diliyorum. Beni affet babaanne. Benim yüzümden herkese şu an çok kızgınsın. Ben çok kötü hissediyorum babaanne. Babaanne, bütün bunlar benim hatam. Beni cezalandır. Neden herkesi cezalandırıyorsun? Bana ne diye yalvarıyorsun kızım? Benim mutlu ya da mutsuz olmam seni neden endişelendiriyor ki? Her şeyin var, öyle değil mi? Herkes seni seviyor. Onlar bütün hatalarını affediyor işte. Ev işlerini unutup sınavlara girmenden de bahsediyorlar. Daha ne istiyorsun? Şimdi git ve onlarla mutluca yaşa. Hayır babaanne. Onlarla konuşmadığın zaman ben gerçekten çok üzülüyorum. Babaanne, söyler misin? Ben öfkenin geçmesi için ne yapabilirim? Ne yapabilirim babaanne? Bana ne söylersen yaparım, yemin ediyorum. Beni neden zorluyorsun kızım? Bir şey istemiyorum. Git buradan. Kendini süsle, tatlı ye, dersine iyi çalış da memur ol ve bütün aileyi parmağında oynat. Benim için endişelenme. Babaanne, sen ders çalışmamdan hiç hoşlanmıyorsun. Öyle değil mi? Tamam o zaman. Ben de ders çalışmam. Sınavlara da girmem babaanne. Ders çalışmayacak mısın? Sınavlara girmeyecek misin? Ne düşünüyorsun? Sözüne inanacağımı falan mı sanıyorsun? Bana bir iyilik yap. Şu çayı al ve bu odadan çık git.
Hayır babaanne. Ben ciddiyim. Hoşuna gitmeyen hiçbir şeyi yapmayacağım. İnan bana, hayatım boyu asla yapmayacağım. Öyle mi? Asla yapmayacak mısın? Tamam o zaman. Bütün ders kitaplarını bana getireceksin. Bir tanesi bile sende kalmayacak. Beni duydun mu? Ne dedim ben? Bütün ders kitaplarını bana getireceksin. Burada benimle kalacaklar. Yaşı küçük ama büyük konuşuyor. Pabuç kadar dili var. Anne babası ona her şeyi öğretmiş. Dinle kızım. Bir şeyi söylemek kolay ama sözünde durmak zordur. Benim mutluluğum için her şeyi yapacağını söyledin bana. Gerçekten yapabilecek misin? Şimdi gözümün önünde bütün kitaplarını yakacaksın. Bakalım yapabilecek misin? Al şunu. Al. Hayır babaanne. Ders kitapları bize doğruları öğretir. Onları yakmak, günah işlemek olur. Her şey seni neden endişelendiriyor ki? Benim mutluluğum için her şeyi yapacağını söylüyordun. Yalan mı söylüyordun yoksa? Hayır, hayır babaanne. Söylediğin her şeyi yapacağım. İnan bana. Ama kitapları nasıl yakarım ki? Al, istiyorsan sende kalabilir. Ama benden onları yakmamı isteme babaanne. Dinle kızım. Ben seni zorlamıyorum ki. Peşimden gelen sendin. Ben de sözünü tuttuğunu görmek için sana bir şans vereceğimi düşündüm. Kendi gerçeklerini görmeni istedim. Ben de gerçekleri gördüm. Şimdi numara yapmayı bırak ve bana yaranmaya çalışma. Git buradan. Hayır babaanne. Hepimizin anneme göz kulak olması gerekiyor. Annem ne söylerse, ne isterse o yapılacak. Bu evde onun bütün emirlerine uyulacak. Anlaşıldı mı? Ne derse yapılacak.
Al, bunu sana getirdim. Bana mı getirdin? Evet, içinde bir sürü güzel şey var. Bütün önemli kişilerin çocukluk hatıraları var. Buna çok iyi bak, tamam mı? Sakın kaybetme. Ancak ders çalışırsan birinci olursun, değil mi? Al bunu. Aferin kızım. Gerçekten de söylediğini yaptın, sözünü tuttun. Buna memnun olmam gerekir, değil mi? Kız gerçekten ders çalışmayı bıraktı. Umarım arkamdan gizlice ders çalışmazsın, değil mi? Hem bu arada ikimiz de bu evdeyiz. Sözünü tutuyor musun? Tutmuyor musun? Mutlaka öğrenirim. Şimdi git buradan. Yapacak işin yok mu senin? Onları kimin için bırakıyorsun? Götür şunları. Sonra da gel şu çayı götür. Sana defalarca odandan dışarı çıkmamını söylemedim mi? Peki orada ne işin vardı? Sugna'ya göz kulak oluyorsun, öyle mi? Söylesene. Süte zehri kim koydu? Söyle bana. Ne söyleyeceksin? Bunu sen yaptın, değil mi? Bana yalan söyleme. Ben seni çok iyi tanırım, yalancı. Sugne'yi kıskanıyorsun, değil mi? O da senin gibi bu evin gelini. Ama onun kaderinde saygı görmek, mücevherler, giysiler, tatlılar, ipek yataklar var. Ve senin kötü kaderinde ise... Tabii ki bu oda ve
Evet, basit yiyecekler var. Giysilerim bile çok basit değil mi? Bu yüzden daha yeni evlenmiş bir gelini öldürmeye kalktın. Ben bir şey yapmadım. Evet, tabii. Sen bir şey yapmadın. Sen bir şey... Peki ya bu şişe? Bu senin odana nasıl geldi? Söylesene. Şimdi de aptalı mı oynuyorsun? Bu şişe senin odana nasıl geldi söyle. Ben bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Ben biliyorum. Ancak sen birini öldürmeyi düşünebilirsin. Bunu ancak sen düşünürsün. Ama o kadar kolay kabul etmeyeceksin. Hadi defol git bu evden. Sen bu evde kalmayı hak etmiyorsun. Sokaklarda aç karnına dolanırken ancak şanslı insanların böyle bir odada yaşama şansı olduğunun farkına varacaksın. Ancak sokaklara çıkınca tabii. Kalk hadi. Ama o zehri sen koydun. Seni gördüm. Beni mi suçluyorsun şimdi? Kendi günahın için beni mi suçluyorsun? Sana kimse inanmaz. Anladın mı? Cesaretin varsa ağzını aç. Madan'ı tanırsın, değil mi? Bu konuda bir şey sezerse seni bu evden derhal atar. Karısı ve oğlu senin bu evde bir saniye bile kalmana izin vermez. Anladın mı? Tamam. Seni bu kez affediyorum. Ama sakın cesaret etme. Seni Sugna'nın odasının yakınlarında eğer görürsem o zaman seni kimse kurtaramaz. Seni bu evden sokaklara temelli atarım, anladın mı? Bunu sakın unutma. Anlaşıldı mı? Yakmanı mı söyledi? Neden anandı? Annem kitapların kıymetini bilmiyor. O kitaplara saygı göstermiyor. Ama senin onu dinlememen gerekirdi. Onu neden dinledin? Yenge, öyle yapmasaydım o zaman babaannem evde hiç kimseyle konuşmayacaktı. Bu kitaplarını yakabilir anlamına gelmez. Hayır. Annemin buna bir cevabı olmalı. Bir çocuğun hisleriyle böyle oynayamaz. Ben annemle konuşacağım. Hayır yenge. Yenge, ona bir şey söyleme. Ben bir şekilde onu ikna etmeyi başardım. Sonra sana şikayette bulunduğumu düşünecek. Herkese daha da çok kızacak. Anneanne, bu sessiz kalmamızı gerektiren bir durum değil canım. Sen sakın endişelenme. Hayır yenge, yemin et bana, ona gitme, babaanneme bir şey söyleme. Evdeki herkes benim yüzümden zaten yeterince azarlandı. Ve eğer babaannem herkese yine kızarsa, ben buna gerçekten çok üzülürüm yenge. Hem ya ailemi ararsa, ya onlara bağırırsa. Lütfen unut yenge. Babaannem eğitim görmemi istemiyorsa ben de ders çalışmam.
Herkes üzülecekse ben ders çalışmam. Bugün ders çalışamayacağın için üzgünsün. Anandi, ama gelecekte bundan daha çok üzüleceksin. Ve o zaman bugün yaptıklarına çok pişman olacaksın canım. Abla, beni mi çağırdın? Evet Gena. Bu tatlıları odana götür. Bunlar özellikle senin için yapıldı. Hazmetmesi kolaydır. Burada kalırsa yemeği unutursun. Eğer odanda olursa bunları vaktinde yersin. Öyle değil mi Gena? Sorun ne Gena? Ne oldu söylesene. Sen iyi misin? Öğleden beri üzgün olduğunu görüyorum. Sadece biraz yorgunum abla. Anne, Anandi nerede? Bilmiyorum, onu uzun süredir görmedim. Odasında ders çalışıyor olmalı. Sen de hemen ödevlerini bitir, tamam mı? Ben babanla amcan geri geldiğinde sofrayı hazırlarım. Tamam anne. Hayır yenge, bana yemin et. Babaannem ders çalışmamı istemiyorsa ben de çalışmam. Beni sana ettiğim yemin durdurdu Anandi. Yoksa bu adaletsizliğe asla göz yummazdım. Anandi! Hey Anandi! Ne yapıyorsun sen? Neden ders çalışmıyorsun? Sonra çalışırım. Şimdi benim fındıkları ezmem gerekiyor. Ama onu yengem ya da annem de yapabilir. Sen neden yapıyorsun? Ders çalışın diye bana bağırıyordun. Şimdi sen vaktini boşa harcıyorsun. Babamın ne dediğini hatırlıyor musun? Sınavlar bitene kadar derslerimize odaklanmamız gerek. Cagdiş, sen git. Ben dersimi gece çalışırım. Neden gece çalışacaksın? Şimdi çalış. Benim de bir soruyu anlamam gerekiyor. Hadi gel. Daha sonra yaparım dedim. Git buradan. Bırak işimi yapayım. Yarın okula gideceksin değil mi? O zaman gider öğretmene sorarsın, tamam mı? Tamam. Neden bağırıyorsun? Sen işini yap o zaman. Ne yapıyorsan yap artık. Babam seni azarlarsa o zaman anlarsın. Yenge. Evet. Yemekleri sen servis yapar mısın? Ben yukarıya yemek götüreceğim. Tamam. Otur. Madan, bugün Banvar'la konuştum. İyi haberlerim var. Bu defa ürünümüz çok iyi. Sen Danira'mı kendi oğlun gibi yetiştirdin. Evet. Nereye gidiyorsun Rada? O yemeği kime götürüyorsun? Sana söylemeyi unuttum ben. Bu sabah Sugna'nın sütünü odasına götürmüştüm. O anda içmedi. Benimle dışarıda duruyordu. Sonra odasına gittiğimde süt yere dökülmüştü. İçinde bir kertenkele ölmüş. Sütün içinde meğer zehir varmış. Tanrı'ya şükürler olsun ki Sugna'ya bir şey olmadı. Yoksa kimsenin yüzüne bakacak durumda olamazdım. Yaşayan. Sonra ona ne cevap verirdim? Oğlumuz giderken karısını bana emanet etti.
Şimdi gelinimle şahsen ben ilgileniyorum. Yemeğini de bizzat ben götürüyorum odasına. Annem öfkeli ve bütün evde sanki hayat durmuş gibi. Annem bugün sabahtan beri odasından çıkmadı. Jagdish onu ikna etmeye çalıştı. Onu görmezden gelmez. Umarım gelip bizimle yemeğini yer. Annem bazen çok dikbaşlı oluyor. Herkesin onun için endişelendiğini biliyor. Babaannem gelmek istemedi. Elimden geleni yaptım ama beni hiç dinlemedi. Bizimle yemek yemeye gelmeyecek. Babaanne. Abi, bu doğru olmaz abi. Kararı sana bıraktım ama bu evde her ne olduysa ben çok endişelendim. Ya Sugna'ya bir şey olsaydı? Ben Shyam'a ne söylerdim ha? Ne diyorsun sen Madan? Neden bu kadar rahatsız oldun? Zehir o kadar güçlü değildi. Eğer kız o sütü içseydi bile seni zora sokacak kadar etkileneceği bir durum söz konusu bile olmaz. Her neydiyse abi. Ama bu kadar tehlikeli bir adım attın mı atmadın mı ha? Eğer Shyam bunu öğrenirse bize büyük sorun çıkaracaktır. Zaten onca zorluktan sonra geldi buraya. Onu tekrar kaybetmek istemiyorum. Bunda ciddiyim abi. Tamam. Artık sakin ol. Gel otur. Hadi gel otur. Bir hata yaptım. Affet beni. Sana üzgün olduğumu söyledim, değil mi? Dinle. Bu kez onun hayatını riske atmayacak bir şey yapacağım ve amacımıza da o zaman ulaşmış olacağız. Tamam mı? Kendimi ikna etmeye çalışıyorum abi. Kendimi yeterince ikna ettim. Ama yüreğim kararına katılmaya henüz hazır değil abi. Ben ne diyebilirim ki? Bu evde her ne oluyorsa bu kesinlikle doğru değil abi. Bu büyük bir günah. Bu büyük bir günah. Lütfen. Sen git ve annemle konuş. Sumitra ne diyeyim ki? Ne konuşuyor ne de düzgünce cevap veriyor. Ben elimden geleni yaptım. Onunla saygıyla konuştum. Hem de özür diledim ama hiçbir şey değişmedi. Oysa ben elimden geleni yaptım. Ben hemen gelirim. Gena, nereye gidiyorsun? Annemle konuşacağım. Ne oldu? Annem bugün de mi pişirdiğiniz yemeği yemedi?
bu yaz bu evde ne kadar sürecek merak ediyorum. O bu evin büyüğü, aynı zamanda bir çocuk kadar dik başlı. Pekala. O yemek istemiyorsa, o zaman ben de yemek filan yemiyorum. Gidip ona bunu söyleyeceğim. Bırakın ne isterse yapsın. Aç kalmana gerek yok. Bu yaşlı kadın için aç kalmana hiç gerek yok. Bu günahı neden bana yükleyesin ki? Hadi Sümitra, artık yemekleri servis et. Ve hepiniz de gelin yemeğinizi yiyin. Seria.